Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz böyle canlı renklerle yapabileceğimiz bir otantik. Otantik oya olduğu için zaten canlı renkler olması gerekiyor. Eski oyalar daha canlı renklerde, özellikle gerçek ipekler daha canlı renklerde olur. Ve yeşil bir yazmamız var. Onun üzerine yapacağız. Yazmamız da otantik bir yazma. Pamuklu bir yazma. Bir arkadaşımın hediyesiydi bu bana. İnşallah ben de bunu bitirebilirim ve kullanabilirim. Onun için katlamasını da göstereceğim sizlere. Şimdi ben biraz zürafasını yaptım. Çok yapamadım arkadaşlar. Biraz acele ettim. Çünkü biraz video stoklamam gerekiyor. Küçük bir operasyon geçireceğim. O arada videoları çekip koymaya çalışıyorum. Hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bu şekilde tülbentimi daha tam kıvıramadığım için İki ucunu birbirine katladım bu şekilde. Tam ortası burası. Daha sonra tekrar katladım ama burada biraz kıvırma payı bıraktım. Sonra tekrar katladım. Böylelikle üzerine de bir ütü bastım. Çiçek yerleri belli oldu. Eğer bu şekilde katlayarak yaparsanız ortadan ikiye, tekrar ikiye, tekrar ikiye katladığınızda 8 tane çiçek sığar arkadaşlar bu yazmaya. Şimdi şuradan göstereyim ben size. Bakın. Şimdi köşedekini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama bu köşeyi saymıyorum. Yani bu köşeyi öbür kıyıyla beraber sayacağım için 8 tane sığıyor. Hatta köşeden köşeye saydığımızda 9 gibi görünüyor ama 9 olmaz. 8 tane sığar. Diğer kıyı, köşeyi de diğer kıyıyla beraber sayarsınız. Bu şekilde yapınca 32 tane çiçek olur arkadaşlar. Yani bazen arkadaşlar ayarlamakta zorlanıyoruz diyorlar. Evet, şimdi burada bakın ütü iziyle çiçeğimin bir yeri belli. Diğer çiçeğimin yeri de belli. Şimdi buna göre boyamı çalışmaya başlayacağım. Dediğim gibi canlı renkler kullanacağım bugün. Biraz daha böyle bir inşallah güzel olur. Dediğim gibi kullanmayı düşünüyorum ya da şekilde değerlendiririm. Bu şekilde renklerimiz de var. Makasımız var. Dediğim gibi her zaman sosyete iğnelerimiz var. Tabii elimi mahveden iğneler bunlar. Ucu sivri olduğu için. Evet arkadaşlar. Ön bilgilerimiz, hazırlıklarımızı yaptıktan sonra çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi ortadaki zürafamız var. İşaretin olduğu yerde. Ondan iki tane zürafa geriye gidiyorum. Çünkü beş tane zürafayı kullanacağım ve 4 tane zürafa oluşturacağım burada. Evet, 2 3 ve 4. Şimdi 4 tane zürafamı yaptım. Arada ipi yürütüyorum ki bu sıra gözemesiz gibi görünmesin. Gözemeli gibi görününce daha hoş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi 3, 2, 1 şeklinde eksilteceğim. Hepsine birer kere battığımda eksiliyor zaten. Şimdi gözememi yaptım. İplerimizi mutlaka esnetin arkadaşlar, kullanmadan önce. Bütün ipler esnetilir zaten. Ve 3 tane zürafamı çalışıyorum şimdi. Şimdi 2 zürafa yapacağım. Ve bir zürafa yapacağım. Şimdi bu modelde değişik tersine çalışmışlardı arkadaşlar. Benim de hoşuma gitti. Genelde bu tarafa yaprağı yaparız, sağ tarafa. Ama burada sağ tarafa dalları yapmışlar, sol tarafa yaprağı yapmışlardı. Aynı şekilde çalışacağım ben de. Şimdi son bir zürafamızın içine geriye geliyorum. Ve aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Ve
Yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum ama tabii küçük bir zürafayla, kör zürafa dediğim zürafalardan içine batmayacağım. Yine aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Bunun içine, bunu bir içine bir zincir diye tabir ediyorum ben. Daha sonra tekrar yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak düğümün soluna doğru bir zürafa yapıyorum. Bakın 3 tane bir içine bir yaptım. Şimdi ipimi uzatarak aşağıya ineceğim. Şimdi yine aynı şekilde bir içine bir zincir yaparak 7 tane çalışacağım üst üste. Aynı şekilde yapıyorum. Bu dalın uzunluğunu çalışacağım. Dal yapmak için güzel bir yöntemdir bu. Evet arkadaşlar, şimdi 7 tane zürafamı çalıştım. 1, 2, 3. 4. zürafaya ipimi uzatıyorum. Ve yine 3 tane zürafa yapacağım buraya. Hadi değişiklik yapayım ben bir tane kendime göre. Yaparım bazen böyle. 4 tane yapacağım buraya. Bir zürafa uzun olsun benimki. Evet arkadaşlar, buraya şimdi 4 tane yaptım zürafamı. Bir dal, bir dalı biraz uzatmış oldum. Şimdi genelde burada kesiyorlar ama ben şimdi buraya yaparak çekeceğim için, bir de çok çekmeye alışmışız düğümleri. İpi aşağı indireceğim. Bu şekilde görüntüsü benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani birbirine aynı gibi görünüyor. Dalların görüntüsü aynı olduğu zaman daha çok hoşuma gidiyor zaten. Onun için aşağı ineceğim ve keseceğim burada. Şimdi aşağı iniyorum ve yine bir tane zürafa yapacağım buraya. Şimdi arttıracağım artık. Evet, gözlerimde biraz sıkıntı var. Onun için küçük bir operasyon. Bazen göremiyorum. Evet, şimdi aynı yere 2 tane zürafa yapıyorum. Arttıracağım. Baştaki zürafaya geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Düğüm yapıyorum normal. Daha sonra ikinci zürafama geçerken bir zürafa ve üçüncü zürafaya geçerken bir zürafa daha. 3 tane zürafam oldu. Şey, ikinci zürafaya bir daha battım, doğru. Yanlış söyledim. Şimdi İpimi tekrar geriye getiriyorum. Ve burada bir tane pırpır yapıyorum. Biraz zürafadan çok az büyük yapabilirsiniz. Eski oyalarda çok çok büyük olmaz arkadaşlar, pırpırlar zaten. İkinci zürafaya geçtim. Üçüncü zürafaya geçiyorum. Dolaştırıyorum. Ve yine aynı yere batarak arttırıyorum. Yani pırpırdan sonra 3 tane zürafa yapmış oluyorum. Şimdi aynı şekilde çalışacağım. Pırpıra batmıyorum tabii ki. Evet, bu şekilde. Pırpırımı yapıyorum. Yine aynı şekilde bir tane daha
3 yapacağım. 3 kere yapacağım aynı şeyi arkadaşlar. Pırpır ve 3 zürafa. Evet arkadaşlar, 3 kere yaptım aynı şeyi. Şimdi ipimi geriye getiriyorum yine. Artık arttırmayacağım. Öbür uçta. Bu da pırpırımı yine yapıyorum. Ve 2 tane zürafa çalışacağım. 1 ve 2. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Pırpırımı yapıyorum. Ve bir tane zürafa çalışıyorum. Ve son zürafanın içine geriye gelip pırpırımı yapıyorum. Ve bitiriyorum. Bakın bu şekilde oldu yaprağım. Hep dış tarafta olur pırpırları. Bu sefer iç tarafta oldu. Şimdi şurada ipim var. Onu da temizliyorum. İplerimizi dibinden kesiyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde dalımızı hazırladık. Şimdi çiçek kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, pembemi aldım. Tam tepeye zürafanın içine ipimi bağladım ve bir tane zürafa yapıyorum buraya. Daha sonra yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum ve 2 tane zürafa yapacağım. Şimdi demin yaprakta yaptığım gibi. Evet. Daha sonra ipimi geriye getireceğim. 3 tane zürafa yapacağım. Arttırdım. Yan tarafa geçtim. Yine arttırdım. Şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum. Arttırıyorum. Aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum. Ortadaki zürafaya geçiyorum. Ve en son zürafamı geçiyorum. Tekrar arttırıyorum. Şimdi 4 tane zürafam oldu arkadaşlar burada. Tekrar aşağıya iniyorum. Yeşil kısma batıyorum. Yani çiçeğimiz bu kadar. Şimdi tekrar aynı yapraktan bir tane daha çalışıyorum. 3 tane yaprak çalışacağım böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3. yaprağımı da bitirdim. Aşağıya inmeden önce alttaki ipi kesiyorum. Altta yürüttüm daha sağlam olsun diye, tek katlı yeşilim orada. Yeşile destek olsun diye yürüttüm onu altta. Sonra da yine aşağıya inerek bitirdim arkadaşlar. Evet, bu şekilde 3 tane yaprağımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde gösterdi.
Evet. Şimdi buradakine sarı, buna da mordan aynı çiçekleri çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeklerimi yaptım ama benim bir hata var burada arkadaşlar. Şu yaprağı biraz daha uzun çalıştım, ilk yaptığım yaprak. Bunu tabii ki kesip yeniden yapacağım. Aynı bu şekilde bırakmayacağım. Ben oradan kesip çıkartacağım, tekrar çalışacağım. Hatta hepsini kesip çalışacağım. Çünkü bozulur eğer şey yaparsam. Dikkatli bir şekilde kesip yapacağım. Şimdi aralarını yapalım arkadaşlar bunun. Diğer çiçeğin yeri şurası. İkisinin tam ortalarından katlıyorum. Tam ortadaki zürafaya geliyorum. Ortadaki çiçeğim sarı. Hemen sarı ipimi alıyorum. Ortadaki zürafaya geliyorum. Bağlayamıyorum. Bağladım ipimi. Bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük olmayan. Azıcık zürafadan biraz büyük. Sonra üzerine geriye geliyorum. Yine aynı büyüklükte bir pırpır çalışıyorum. Alttaki zürafanın içine iniyorum. Biraz uzun bırakıyorum indiğim ipi. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Ve pırpırımı yapıyorum içine batarak. Tekrar aşağıya iniyorum. Ve yukarıya çıkıyorum. Pırpırımı yapıyorum. Ve bitiriyorum. Aşağı inmeden bitiriyorum. Sonra bunun soluna doğru pembe, sağına da mordan yapacağım arkadaşlar. Ne kadar bırakacağım? Çok olmasın 3, 5, 6.'ya batıyorum. Ve aynı şekilde çiçek yaprağımı çalışıyorum buraya. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimizi tamamladık ama burayı görmeyin. Hatamı düzelteceğim. Ben o şekilde kullanmayı çok sevmiyorum. Çok konularda dikkat ediyorum. Evet, bu şekilde aralarımızda yaptık. Buraya tekrar çiçeğimizi koyacağız. Değişik bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Ben bu modeli severek yapıp kullanacağım. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri, soru, beğenileriniz, eleştirileriniz yazabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Evde kalın.